Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala ashabi ecmain. Duhul Gayb'dan 33. Sohbet. İnsanların dört kısmı ayrılması. İnsanlar dört kısımdır. Birincisi lisani ve kalbi olmayandır. Bu kişi Allah'ın ehemmiyet vermediği bir toydur, ahmaktır. Kendisinde hayrın behresi bulunmaz. Bu ve benzerleri Yaramaz kişilerdir. Bunların ağırlık namında bir sıfatları yoktur. Ancak Allah kendilerini rahmetiyle kuşatır, zatiyle kalplerine hidayet verirse, azaları da Rablerine itaat ederse kurtulabilirler bu halden. Onlardan biri olmaktan sakın. Kale alma onları, aralarında bulunma. Onlar var ya onlar, azap ve gazap ehlidirler. Ateşin sakinleri, narın yollaştırıdırlar. Onlardan Allah Azze ve Celle Hazretlerine sığınırız. Bir istisnası vardır bu halin. Eğer sen Allah Azze ve Celle Hazretlerini bilenlerden isen, hayra davet ehlinden, önde gidenlerden ve Hakk'a davet eden yiğitlerden biriysen buyur. Meydan senin. Onları Allah'a itaate davet et. İsyandan sakındır. Neticesinde Allah katında mütehassıslar zümresine dahil edilmiş olursun. Resullerin ve Enbiya'nın sevabına benzer bir sevap ile mükafatlandırılırsın sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin emiri Hazreti Ali bin Ebu Talip hazretlerine şöyle buyurmuşlardır. Allah'ın senin vesilenle birini hidayete erdirmesi üzerine güneş doğan her şeyden daha hayırlıdır senin için. İkincisi lisanı olan fakat kalbi olmayandır. Hikmetten bahseder fakat hikmet ile amel etmez. İnsanları Allah Azze ve Celle Hazretlerine davet eder, lakin kendisi ondan firar edercesine kaçar. Başkalarının ayıplarını kınar fakat aynı ayıpları kendisi ifade eder. İnsanların yanındayken abid gibi görünür fakat Allah'a büyük büyük isyanı vardır. Yalnız başına kaldığı zaman yelekli gömlekli kurt misalidir o. Öyle bir kimsedir ki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi hakkında bizleri ikaz etmiştir. Ümmetim hakkında en çok korktuklarımdan biri de lisanlarını mahir kullanan bütün münafıklardır. Diğer bir hadisi şeriflerinde de şu şekilde buyurmuşlardır. Ümmetim hakkında en çok korktuklarımdan biri de ulema sudurdur. Yani kötü, kötücül alimlerdir. Allah'a sığınırız biz bu topluluklara dahil olmaktan. İşte bu insan nevinden uzak dur. Ondan hızlı adımlarla kaç ki lisanının lezzetiyle kapıp götürmesin seni. İsyanın ateşi seni yakmasın. Kalbin ve batının fitneleri seni helak etmesin. Üçüncüsü, kalbi olan fakat lisanı olmayandır. Bu zat Allah Azze ve Celle Hazretlerinin mahlukatından gizlediği mümin kişidir ki sıkı sıkı himaye etmiştir onu. Ona nefsinin kusurlarını göstermiş, kalbinin tembir eylemiş, insanlarla iç içe olmanın başına açacağı felaketleri ve konuşmanın başına açacağı uğursuzlukları ona öğretmiştir. Ve o yakinen bilmektedir ki selamet susmaktadır. Selamet inzivadadır. Selamet yalnızlıktadır. Kulak ver sevgili peygamberimizin sellem şu sözlerine. Kim ki sustu, necat buldu. Ulema'dan bazısının şu sözlerine kulak ver. İbadet on cüzden ibarettir ki dokuz tanesi susmaktadır. İşte bu bahsettiğimiz kişi de Allah'ın muhafaza ederek gizlediği, selamet ve ince akıl sahibi bir veliullah'tır. Rahman'ın dostudur ve büyük nimetlerine naildir. Hayır namına ne varsa kendisindedir. Koş onunla dostluğa, hemhal olmaya, hizmetine koş onun, sevgisini göster ona. İhtiyaçlarını gidermek suretiyle yoldaş ol ona, ondan yardım al ki Allah de seni sevsin. Seçip ayırsın ve inşallah o zatın bereketiyle seni salih kullanın ve sevdiklerinin zümresine dahil eylesin. Dördüncüsü, alemi melekutta azamet sıfatı ile zikredilen kişidir. Nitekim sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim ki öğrenip de öğretirse i melekutta azamet sıfatı ile zikredilir. Bu kişi Allahu Teala Hazretlerinin ve ayetlerinin alimidir. Allahu Teala Hazretleri ilminin garaibini emanet etmiştir ona. Başkasına sır ettiği esrarına muhtali kılmıştır onu. Teçip çıkarmıştır o kişiyi kendine has kılmıştır, cezbetmiştir, yükselttikçe yükseltmiştir. Kurbet kapısının yollarını göstermiştir. Bu nevi ilm-i esrarı kabule şayan olması için sadrına inşirah vermiştir. Allah'ın salat edu selamı, bereketi, tahiyyatı kendilerinin üzerine olsun. Amin. O kişiyi Resul ve Nebileri misali hazık bir alim kıldı. Kulları için bir davetçi, inzar edici eyledi de o kişi kullar arasında bir delil misali parladı durdu. Hidayet erdiricidir. Hidayeti kabul etmiştir. Şefaat edicidir. Şefaati kabul etmiştir. Sadık bir dosttur o. İşte bu Ademoğlunun ulaşabileceği nihai noktadır. Nübüvvet hariç bu mertebenin üstünde bir mertebe yoktur. O kişinin eteğine yapış, ona muhalefet ve münaferet etmekten, ona yüz çevirmekten, düşmanlık etmekten, Dediklerini reddetmekten, nasihatini ifa etmemekten aman kaçın. Selamet onun söylediğindedir. Helak ve delalet ise onun gayrındadır. İstisnası ise Allahu Teala Hazretlerinin doğruluk ve rahmet ile muvaffakiyet vermesiyledir. İşte kısım kısım anlattım insanları sana. Eğer nazar ehlinden isen nazar et kendi nefsine. Eğer nefsine karşı şefkatin varsa dikkatli ol. Allahu Teala Hazretleri bizi ve seni sevdiği ve razı olduğu amellere muvaffak kılsın. Amin.